Merhaba, umarım hepiniz iyisinizdir. Bir önceki derste legato yani bağlı çalıştan bahsetmiştik. Hatırlarsanız. Şimdi bugün o egzersizleri eğer yaptıysanız daha rahat yapacaksınız. Hafif süslemelere geçiyoruz artık. Şimdi bunu çok erken olarak düşünebilirsiniz. Yani normalde bu biraz ileri seviye bir konudur ama bence bunu hemen işin başında çalışmaya başlamanız lazım. İçselleştirmeniz lazım. Çünkü şimdi bunu önce diyelim ki bunu yapabiliyorsunuz diyelim ki. Ben size küçük bir örnek verdim ve onu yapabiliyorsunuz. Sonrasında onu kendi çalımınızın içine yerleştirmek, onu doğru yerde kullanmak bir zaman alacaktır. Yani bu da bir çalışma ister. Dolayısıyla başlangıç aşamasında olsanız bile bu çarpmaları, süslemeleri çalışmaya şimdiden başlayalım. Ne zaman artık doğal bir şekilde çalımınızın içine dahil ederseniz iyi olur. Mesela başlayalım. Boş telden bir sesi alıyorum. Bolayın üzerinde olalım yine. En alt tel boş tel. Neva yani re. Ne yapıyorum? Re'yi çalıyorum. Sonra sol elimin ikinci parmağıyla ikinci pozisyondayım. Fa üzerinden susturuyorum. Belli belirsiz fa sesi duyuluyor. Daha yavaş yaptığımda hareket şöyle. Re'yi çaldım sol elimle. Fa perdesi üzerimde re'yi susturuyorum. Amacım fa'yı çalmak değil. Re'yi susturmak. Ama Re'nin arkasına küçük böyle bir kuyruk ekliyorum ona. Hani kuyruklu yıldızda arka kısımda böyle bir çizgi olur ya, onun gibi düşünün. Mesela bir kere de yapılabilir. İki kere de olur. Üç kere de olur. İkili, üçlü, birli denersiniz. Yine videoyu yavaşlatıp çalışabilirsiniz buna. Biraz daha zoruna geçelim. Diğerinde mi'ye basıyorum. Serçeyle yapacağım aynı süslemeyi. Sadece başlangıçtaki notaları çalıyorum bakın. Ama tabii bunu bu şekilde bastırmıyorum. Susturuyorum. Belli belirsiz susturduğum parmağımdaki perdenin sesi çıkıyor. Deneyin, çekinmeyin yani. Buna da çalışalım. Az önce çalıştığımız nasıl? Bu şekilde. Müzik.
bir alt telde yaptım. Bunlar bu şekilde. Şimdi yeni bir süsleme. Bakın bunda da şöyle bir şey var. Bunu buradan çalışalım. Bu notayı bulun. Fa notası. Birinci parmağınız burada. Yani üçüncü pozisyondayız. Şimdi bunu küçük parçalara ayıralım. Yapacağımız süsleme bu. Ben bunu çok sık kullanıyorum. İlk önceye vuruyorum. Sol'e vuruyorum. Sonraki notayı mızrapla seslendiriyorum. Buna böyle yavaş çalışın. Yavaş çaldığımda aynı tını olmuyor ama anlamanız için yavaş çalmam lazım bunu. Bu şekilde titretebilirsiniz. Sabit de kalabilir. İlk önce vuruyorum mızrapla, sonra legato neydi? Hammer-on'du değil mi? Çekiç. Vurdum, mızrapla vurdum, mızrapsız sadece sol elimle vurdum, sonra yine mızrapla vurdum. Şu var. Buradan göstereyim onu da. Yine aynı yerden. Yine mızrapla vuruyorum. Bunu bu sefer bu kadar uzatmıyorum. Susturuyorum yine. Ama biraz daha belirgin. Çok az duyulması gerekiyor yani. Yaptığımız egzersiz buydu. Boş teli sol elimin ikinci parmağıyla susturuyorum, en alt teli. Evet, buna bir küçük melodi ekleyelim. Bir parçanın içinde olmuş olsun. Yine yavaşlatın. Re, 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 fa, mi, re. Birinci telde. Do, si, la, ikinci telde. İkinci pozisyondayım. Birinci ve ikinci parmaklarımı kullanıyorum. Bir de bu iki tane boş teli kullanıyorum. Ama ne yapacağım şimdi? Buna bir süsleme ekleyeceğim. Evet, bu iyi oldu. Bunu bu şekilde çalışalım. Bir de bunu yapalım şimdi. Bu da iki oldu. Alıştırma olarak iki oldu. Yine
ile susturuyorum bakın. Mi'yi çalıyorum. Sol ile susturuyorum onu. Mi, 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 sol, fa, mi, re, do, si. Birinci neydi? Böyle bunlara çalışın. Parça gibi oldu. Çektiğim bir video var. Covid zamanı. Enstrümana yeni başlayanlara tavsiyeler diye bir video var. O videoyu izlemenizi öneririm. Ben her zaman şunu savunuyorum. Bu iş sadece çalmaktan ibaret değil. Yani sadece egzersizleri yapmak, sadece günün belirli bir saatinde oturup çalışmak değil. Tabii ki çok önemli ama bunun haricinde çalımınızı olumlu yönde etkileyecek birçok faktör var. Onlardan bahsettiğim bir video olmuştu. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Aklınıza takılan bir şey olursa yine sormaktan çekinmeyin. Her zaman cevaplarım elimden geldiğince. Bunun haricinde başka nelerden bahsetmemi istiyorsanız da onları da yazın. Şu konuda da bir video çekelim diyebilirsiniz. Ben başlangıç seviyesinden başlattım doğal olarak bu videoları ama daha ileri seviyedeyseniz, bunlar size kolay geliyorsa, sizin mevcut yaşadığınız zorluk neyse onlardan bahsedin. Onlara yönelik de video çekebilirim. Hepinize başarılar dilerim. Kendinize dikkat edin.